Arkadaşlar 16. soruyla devam ediyoruz. Sorumuza şu, baktık. Boşluğumuz var. Boşluktan önce baldu kelimesi var. Efendim şıklarda da harfi tarifli kullanımlar var. Demek ki bal izafet olması nedeniyle e, marifedir. Ona uygun olarak da marife bir takım sıfatlar gelmiş buraya. Bizden bağd kelimesine, bağlı kelimesine sıfat bulmamızı istiyor. Soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Ee, tezubü, e, tezübü erir. Mevaddi, bazı maddeler nerede? Filmai suda. Bazı maddeler suda erir. Belki çözülür diyebiliriz. Ve ha onlardan bazısı da la yedubu fihi suda ne yapmaz, erimez, çözülmez, misle zeyti yağ gibi, yağ gibi bazı maddelerde suda çözülmez. Şimdi şuradan bir daha bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada benim dikkatimi bir şey çekti. Burada tedrübü der e, fiilinde fiili faile uygun olarak ne kullanmış? Mühendis kullanmış. Dolayısıyla bal kelimesini mühendis olarak kabul etmiş. Ancak buraya geldiğimizde burada bal kelimesini müzekker olarak kabul etmiş. Şimdi burada bir fiil fail cümlesi. Burada ne var? Karşımıza bir isim cümlesi çıkıyor. Bu müpteda. Arkadaşlar buradaki cümlemizi de haber olarak kabul ederiz. Müpteda. Haber ilişkisi bakımından müpteda haber cinsiyet yönüyle ne yapacaktı birbirine e, genel olarak uyum sağlayacaktı onu biz biliyoruz zaten dolayısıyla buradaki bald kelimesinin fiilden anladığımız kadarıyla müzekker olarak kabul edilmesi bizi e, bir hususta düşündürecek ne hususunda buradaki kullanımlardan müennes olanları tercih etmeyin, müzekker olanlara yönelin şeklinde bizi ne yapacak? düşündürecek arkadaşlar ya da bize karine oluşturacak. Şimdi dolayısıyla şöyle yapalım. Müennesleri bir defa silebiliriz. Uhra müennes. Üfret müennes'tir. Bunu kabul etmiyoruz. Uhrayat zaten bunun cemisidir. Uhrayat denilecek burada bir şey yok. Bu iki şıkta gitti. Gelelim el-aharu ve el-aharuna ifadesine. Müzekkerdir. Bir tanesi bu müfrettir. Bu da cemdir. el ahir ise son demek arkadaşlar. Bu zaten bizim hiç e, bununla işimiz yok. İkisi arasında kaldık. Hangisini tercih edeceğiz? Müfredi tercih edeceğiz. Cemi tercih etmeyeceğiz. Niye? Zira fiilimize baktık. Fiilimiz zaten burada diyor ki ben müfret kullanıldım. Ona göre sıfat mükteda müpteda haber uyum bakımından müpteda da müfret kabul edilmiş. Dolayısıyla buradaki bal kelimesine uygun olan sıfat el aharudur. O nedenle de biz ne yapacağız? Aharuyu tercih edeceğiz. Dolayısıyla doğru cevabımız da A şıkkıdır. Onu ifade edelim. Bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Soru kökünde böyle ufak diyebiliriz. Bir ince ayrıntı var. Bunu görmekte fayda var. Buradan hareket edersek doğrudan cevap el uhra şeklinde düşünebiliriz. Bu bizi yanıltır. Ama buradaki fiilden hareket ederek biz bunun aharı olduğunu görmek durumundayız. Aksi takdirde soruyu yanlış cevaplamış oluruz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.